Merhabalar arkadaşlar, Paladins Rehberlerin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Bugün Eevee oynayacağız. Eevee geçen yamada çıkmıştı ve bu yamada bayağı bir nerf yedi. Ama hala güzel bir karakter. Hala bana kalırsa eğlenceli bir oynanabilir bir şampiyon. Q yeteneğimiz bir tane kopyamızı çıkarıyor ve bu kopyamız kendi başına hareket edip atak yapıyor. Bizim hasarımızın %40 kadar hasarı var. Şu an aldığım specialty kartı ise artık ilk kartımız specialty kart. Karaktere özel kartlardan biri. Ve bu kart bizim 3 tane kopya çıkarmamızı sağlıyor. Bir yerine E yeteneğimiz imlecimizin gösterdiği yere doğru ışınlanıyoruz. Ufak bir menzili var. F yeteneğimiz ise asamıza binip uçuyoruz. Şimdi Eevee aşırı kırılgan bir karakter. Ve bizim takımın tankı yok. O yüzden bayağı zor olacak. Bakın şu an illüzyonlarım dolanıyor orada. Çok geriden oynamak durumundayız. Şu an bomba var burada. Hemen ışınlanıp çıktım alanından ve patladı. O arkadaşı patlattık gördüğünüz üzere. Double oldu. Geliyor mu triple? Geliyor triple. Gördüğünüz üzere gerçekten güzel bir karakter. Ayarını tutturabildiğinizde. Şu an ikinci kartı seçmeye çalışıyorum bir yandan. Altta görünüyor kartlar gördüğünüz üzere. Bir yandan rakip gelecek mi diye kolçan ederken. Artık ataklarımız %150 hızlı gidecek arkadaşlar yeni aldığımız kartla birlikte. Yani şöyle tıkladığımız gibi ulaşıyor gördüğünüz gibi. 1,5 kat daha hızlı gidiyor artık. Makine bizde. Oyunu zaten bu videoyu izliyorsanız biliyorsunuzdur bir miktar diye düşünüyorum. Daha önce 3 tane videosunu çektim. Canlı yayınlarda sürekli oynuyorum ama bilmeyen varsa diye çok hızlı bahsedeyim. Amacımız sürekli makineleri toplayıp rakibin 3 kapısını yok etmek. Nereden çıkacak o? Neyse o önemli değil, şu an amaç kapıya gitmek. Kapıyı yıkar mıyız acaba, bakalım. Hızlı eriyor şu an klonların da etkisiyle. Hadi. Evet, yıktık kapıyı. Kapı yıkılınca otomatik olarak makine de patlıyor artık, önceki videoda gördüğünüzün aksine. Öyle bir durumumuz var. Şimdi 2 güzel kartımız var. Bir güzel Sky'ımız var. Selam Sky. Kaybolup gitti. Şöyle gidelim. Vuruşlarımız artık rakipleri yavaşlatıyor. Normalde Nimble kartını çok seviyorum. Yani bizim hareket hızımızı %30 arttıran kart Eevee için gerçekten çok güzel. Neden yavaşlatmayı aldım? %5 yavaşlatma, bir de öyle çok yüksek miktar değil isteklense de. 2 saniyenin %5 yavaşlatma. Şöyle Eevee ile alacağımız son kart ileriye yönelik oynuyorum. Yavaşlamış hedefleri %50 ekstra hasar vermemi sağlayan bir kart var. Onu ne yaptı öyle yani, neye inandıysa o. O kartı düzgün kullanabilmek için yani rakipleri yavaşlatmamız gerekiyor. O yüzden bu kartı tercih ettim. Rakipten kimse gelmiyor şu an. Çok ilginç şekilde. Bıraktılar mı, ne yaptılar, kimse yok ortada. Direkt çok rahat bir şekilde aldık şu an ikinci makineyi. Oradalarmış. Orada bizim takımla herhalde bir savaş dönmüş çünkü bizimkiler de pek gelmediler. Rampage olduk. Fernando'nun kalkanını eritmek biraz uzun sürebiliyor maalesef ama kendisi bize arkasını döndü sağ olsun. Gokuksu da indirdik. İkinci kapıya doğru ilerliyoruz. Güzel. Klonlarıyla birlikte patladı o. Güzel. Kaçalım. Silahımızın %50 şanslı %25 yavaş. Oo. Kart bakarken silüetini gördüm ama geç kaldım. Silahımızın %50 şansla yavaşlatmasını aldım. Diğer kartla da birlikte birikince güzel bir yavaşlatma oranımız olacak ve son alacağımız kart, oyun o kadar uzarsa, Legendary'e kadar uzarsa, yani bir level daha atlarsak net bir şekilde etkili olacak. Ancak şu anda rakip takımın pek şansı yok gibi görünüyor maalesef. Bayağı easy game, easy life yaşıyoruz şu an. Ama yayınlarda bol bol oynadım Eevee'yi zaten arkadaşlar. Hani bu video kesmezse Eevee'ye dair isterseniz bir video daha yaparım. İstemezseniz her salı 20.30'da Klaus TV Stratera'da Paladins yayınım oluyor. Ona katılabilirsiniz. Böyle yine kimse gelmiyor gördüğünüz gibi. Çok komik yani. Takımdaki en yüksek puana sahibiz. Haliyle yok ettik zaten.
Ama Eevee'den biraz bahsetmek istiyorum çünkü bunu rehber videosu diye açtınız. Şöyle bir SA diyelim. Gördüğünüz gibi yani klonlarla bir burst oluşturduğumuzda gerçekten rakibin hiçbir şansı olmuyor. Çünkü adam direkt 4v1 bir fight'ın ortasında buluyor kendini. Klonlar çok rahat ölüyorlar bu oyunda, pek gözlemleyemesek de. Eevee de çok kırılgan, direkt ölüyor. Ama... Ben seni daha yeni kesmedim mi ya? Bu bot mu acaba? İlginç bir şeyler yaşanıyor. Oradan süpürgesiyle bir Eevee gördük. Artık göremiyoruz. Mesela gelmişken şunu da göstereyim. Şu arkadaşı bir halledelim. Gösteremedim çünkü. Çıkamadım. Aa, öldü. Klonlar öldürdü onu sağ olsunlar. Süpürgeyle rakibin üstüne yerleşip orada bekleyen bir adamı patlatabiliyorsunuz. Atıyorum. Genelde şurada durup böyle barikler ya da kesiler. Oradan operasyon yapıyorlar. Siz de oraya çıkıp sürpriz deyip alabiliyorsunuz akıllarını. Yavaşlamış hedeflere ekstra hasarı aldım. Şöyle bayağı yakın operasyonlara girebiliyoruz gördüğünüz üzere. Eğlenceli oluyor ve şu an bitirdik. Resmen 6 dakikada bitti oyun ya. Şaka gibi. Tamam, bunu saymıyorum. Ama eğlenceli bir videoydu. Hani bunu Sky'ı tanıma videosu olarak atmış olalım. Sky ne ya? Eevee'yi tanıma videosu olarak atmış olalım. Daha detaylı oyun bir tane daha göndeririz. Gerek Dora Söyle, gerek burada, gerek Klanz yayınlarında. Bu arada bu akşam da 20.30'da yani birazdan muhtemelen siz şu an bunu izliyorsanız Klanz TV'de League of Legends oynuyor olacağım. Kartlarımı açalım. Şanslı mıyız bugün? İki tane sandığımız var. First Win of the Day'den dolayı. Bende olan bir kart ama en azından Rare. Eevee kartı çıksın artık. Eevee kartı istiyorum ya. Neyse. Sizler izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Bu akşam 20.30'da hepinizi Klanz TV'ye bekliyorum. League of Legends oynayacağız dediğim gibi. Ve görüşmek üzere arkadaşlar.